Adalet için, adil yargılanma için açlık grevindeyiz. Türkiye'de 11 devrimciye verilen 333 yıl hapis cezasını kabul etmiyoruz. Bu adaletsizliğe, bu hukuksuzluğa oynayamayacağız. Yunanistan hapishanelerinde tutsak, Türkiye'de 11 devrimcinin yargılanması ve cezalandırılması hukuka aykırıdır, yasa dışıdır. Bu yargılama adil bir yargılama değil, siyasi bir yargılamadır. Verilen karar hukuka uygun bir karar değil, ABD, AB emperyalizminin ve Türkiye faşizminin dayatmalarına, işbirlikçi Miçotakis hükümetinin talimatlarına uygun bir karardır. Türkiye'de 11 devrimci tutsak, Yunanistan mahkemeleri tarafından değil, işbirlikçi Miçotakis hükümeti tarafından, ABD, AB emperyalizminin ve Türkiye faşizminin, AKP faşizminin dayatmalarıyla yargılanır, cezalandırılmıştır. Yunanistan'da politik mülteci durumundaki Türkiye'de 11 devrimcinin büyük suçları anti-emperyalist, anti-faşist olmalarıdır. Türkiye'de 11 devrimci emperyalizmin kendilerine çizdiği mültecilik statüsünü kabul etmedikleri, emperyalizme ve faşizme karşı mücadelelerini mültecilik koşullarında da sürdürdükleri için tutsak edilmiştir. Türkiye'de 11 devrimci anti-emperyalist, anti-faşist düşüncelerini mahkeme kürsülerinde de savundukları için en ağır cezaya çarptırılmıştır. Türkiye'de 11 devrimci yargılayan mahkeme, kendi yasalarını, hukuklarını, evrensel hukuk ilkelerini de açıkça çiğneyerek Türkiye'de 11 devrimciye en ağır cezaları vermiştir. Bu hukuksuzluğu, bu adaletsizliği ne tutsak devrimciler ne de biz kabul edeceğiz. Hayır, kabul etmiyoruz. Bu adaletsizliğe, bu hukuksuzluğa, bu yasal zorbalığa oynayamayacağız. Bizler de tutsak Türkiye'li 11 devrimcinin dostları, yoldaşları olarak bu hukuksuzluğa, adaletsizliğe oynayamayacağımızı göstermek için onlarla birlikte 8-10 Eylül tarihleri arasında 3 günlük açlık grevindeyiz. Açlığımızla bu hukuksuzluğu, bu adaletsizliği yaratanlara, Miçotakis hükümetine ve onun Adalet Bakanı'na şunu soruyoruz. Türkiye'li 11 devrimciyi neyin karşılığında cezalandırdınız? Kendi hukukunuzu, kendi yasalarınızı neyin karşılığında ayaklar altına aldınız? Mahkemeleriniz, hakimleriniz, savcılarınız neyin karşılığında bu kadar pervasız, bu kadar acımasız oldular? Bu soruları bugün ve bundan sonra da sormaya devam edeceğiz. Adalet istiyoruz, alacağız. Türkiye'de 11 devrimci için adil yargılanma istiyoruz. Türkiye'de 11 devrimciye özgürlük. Yunanistan Halk Cephesi. Adalet istiyoruz, alacağız. Adalet istiyoruz, alacağız. Adalet istiyoruz, alacağız. Burak Ağarmış serbest bırakılsın. Burak Ağarmış serbest bırakılsın. Hasan Kaya serbest bırakılsın. Hasan Kaya serbest bırakılsın. Ali Ercan Yokoğlu serbest bırakılsın. Ali Ercan Gökoğlu serbest bırakılsın. Ali Ercan Gökoğlu serbest bırakılsın. Halil Demir serbest bırakılsın. Halil Demir serbest bırakılsın.
Ali Demir serbest bırakılsın. Sinan Çam serbest bırakılsın. Sinan Çam serbest bırakılsın. Sinan Çam serbest bırakılsın. Amir Sajan serbest bırakılsın. Amir Sajan serbest bırakılsın. Amir Sajan serbest bırakılsın. Sadin Hacı Osmanlı serbest bırakılsın. Şadin Hacı Özpolat serbest bırakılsın. Şadin Hacı Özpolat serbest bırakılsın. Hazar Şeker serbest bırakılsın. Hazar Şeker serbest bırakılsın. Hazar Şeker serbest bırakılsın. Harimatın kaya serbest bırakılsın. Harika Kızıl Kaya serbest bırakılsın. Harika Kızıl Kaya serbest bırakılsın. Sinan Oktay Özel serbest bırakılsın. Sinan Oktay Özen serbest bırakılsın. Sinan Oktay Özen serbest bırakılsın. İsmail Sert serbest bırakılsın. İsmail Zat serbest bırakılsın. İsmail Zat serbest bırakılsın. Devrimci uçaklar onurumuzdur. Devrimci tutsaklar onurumuzdur. Devrimci tutsaklar onurumuzdur. İyalilegi doblotolaor polemosto polemoto niberyalisto. İyalilegi doblotolaor polemosto imperialiston. Kahrolsun faşizm, yaşasın mücadelemiz. Kahrolsun faşizm, yaşasın mücadelemiz. Kahrolsun faşizm, yaşasın mücadelemiz.